oradaki sahada İlker Komutan şimdi askeri bilgileri verecek. Siz de orada sahada olanları şey yaparsanız, evet İlker Komutan. Cemil Bey, şimdi burada bir işgal, bir saldırı operasyonu var. Kara harekatı diye harekat şeklinde bürünmemesi lazım. Yani bütün herkesin bundan bir saldırı diye, bir işgal diye bahsetmesi lazım. Eğer biz askeri bir karşılıklı iki silahlı unsurun çatışmasından bahsedeceksek, bu 7 ve 8 Ekim'de oldu. Yani 7 ve 8 Ekim'de iki silahlı taraf silahlarıyla birbirlerine çatıştılar. Ve 7 ve 8 Ekim'de de zaten hangi tarafın üstün geldiğini bütün dünya gördü. Peki o 7-8 Ekim'de Filistin'in ele geçirdiği bölgeler şu anda İsrail geri aldı mı? Nedir Muhammed Bey durum? Şimdi tam bir kontrol sağlanmış bir durumdan bahsetmek mümkün değil. Orada ara sıra zaman zaman, bugün 6. gündeyiz, zaman zaman orada çatışmalar yaşanıyor. Bugün ciddi bir gelişme yaşandı ve işgalci İsrail'in ilan ettiği güvenli bölge olarak Han Yunus tarafında, Han Yunus doğu bölgesindeki işgal güçleri orada bir sızma operasyonunda bulunmaya çalıştı. Yaklaşık 3-4, yani bir 15 metreden girişinde bulundular. Ondan orada bir aslında bir kara, yani kara saldırısından bahsediyor. Orada yeni bir işgalden bahsediyor. Ama bugün yaşanan olay kara saldırısına çok önemli bir etki olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü orada yaklaşık 10 metreden bahsediyoruz. Oradaki zehirli araçlar, tanklar, buldozerlerle girmişler işgal güçleri ve işgalci İsrail. Ancak ona bir karşılık, Al-Kassam Tugayları bir karşılık vererek oradaki iki tane buldozer imha edildi. D8 çişetinden, D8 komutanımız da biliyor. Dünyadaki en gelişmiş buldozerler, askeri buldozerler. Nedir, bir soralım İlker Komutan'a. İki tane imha edildi, bir tank da imha edildi. Bunlar özel olarak İsrail'in zaten elinde var. Özel olarak hazırlanmış, yenilemez denilen, imha edilemez denilen çok büyük askeri vasıfları olan buldozer şeklindeki makinalar. Evet. Abdullah Bey'in söylediği buraya bir cebri keşif Muhammed. Gibi, cebri güç gibi, Muhammed Bey, cebri güç, cebri keşif gibi içeriye girdiler. Fakat orada zayiat verdiler. Hem makine zayiatı hem personel zayiatı verip geri çekilmek zorunda kaldılar. Evet. Bu içerideki personeli sordunuz. Hamas'ın savaşçılarının şu anki durumunu. Bunlar büyük çoğunluğu içeriye döndü. Şehit olanlar oldu. Fakat hala daha içeride kendini gizleyenlerin olduğu söyleniliyor. Bunların hala aramasını, araştırmasını yapıyor. Peki askeri olarak, askeri olarak ele geçirilen bir yerler vardı, bir karakollar vardı. Onlarda durum ne? Evet, 8-9 tane noktada bazı karakolları, bazı birliklerin küçük karakollarını ele geçirdiler. Onları İsrail geri aldı. Geri aldı. Onlar çekildiler veya şehit oldular veya gözaltına aldılar, tutukladılar. Şimdi az önce dediğimiz gibi biz 7 ve 8 Ekim'de karşılıklı bir müsaademe gördük. Ondan sonraki bölüm tamamen kafes içine kapatılmış. 160 kilometre etrafında demirden duvar olan, 1 milyar dolar harcadı. Hı-hı. 1 milyar dolar o duvarı yapmak için. 140 bin ton çelikten imal etti. Nerede bu haritada göster. Şuradan. Şuradan başlıyor. Aynen. 2 yıllık bir... Bu şekilde 2 senede bunu yaptı. 161 kilometre sanırım zırhlı çelikten 8-10 metre boyunda bir duvar yaptı. Dolayısıyla denizi zaten tamamen ablukaya aldı. Burada sadece Mısır sınırı var. Bu Mısır sınırında da Mısır bir takım çekincelerden dolayı bu Refah kapısını daha önce işte bir kapatıyor, bir açıyor. Zaten Mursi'ye darbe burayı Refah kapısını açacak diye yapılmıştı tabii, vakti tabii. Zamanında. Mısır sınırında duvar var mı? Var. Burada Mısır'ın orada kendi, da Mısır'ın yaptı Mısır'ın. Ve hatta Sisi'nin geldiğinde daha da ABD'nin desteğiyle ve işgalci İsrail'in desteğiyle oradaki Gazze için bir hayat yolu temsil eden bütün tünellerin kapatılmasını sağlandı ve denizden su alıp tünellere dokundu ve orada imha edildi. O daha önce zaten tüneller bir Gazze'nin hayat yolu olarak adlandırılıyor. Gerçekten orada ben oradaydım, yani yaşıyordum, hem de sınıra yakın bir şehirdeydim.
bütün malzemeler çocukların ihtiyacından sağlıkçıların ihtiyacına kadar o tünellerden giriyor. Tüneller Mısır tarafından giriyorsun, Gazze'den çıkıyor musun? Tünel aynen. Bu mu? Evet, yani tünel Bey, tam ne anlaşılması Nazif açısından. Nazif Bey buradan evet. Bu taraftan giriyorsunuz, buradan çıkıyorsunuz. Evet. Birçok tünel vardı. Evet. Yani sayısız tünel. Bunlardan gıda geliyordu, mühimmat geliyordu, para geliyordu, ticaret yapılıyordu. Ya da buradan insanlar çıkıp oralarda çalışıyorlardı, ailelerine para kazanıyorlardı. Evet. Fakat Sisi geldikten sonra özellikle hem bu sınırı tahkim etti, güçlendirdi, hem de bu tünelleri, hayat tünellerini kapattı, iptal etti. Bu tüneller etti. Öbür duvarın arasında, yani Mısır dışında bu tarafta da var değil burada mi? Burada yok. Burada çünkü yerin altına da nüfuz eden bir duvar var. Ve bütün bu sınırını... Ha bak, tüneller burada. Evet. Sınırını otomatik sistemlerle kontrol ettiği için yerin altını da gören sistemleri var. Oralarda tünel kazmak yani imkansıza yakın. Ancak şöyle bir şey hocam da var. Oradaki Dineneş'in geliştirdi ve farklı bu yapılan duvara bir farklı bir atlatma teknikleriyle oradaki ve hatta son 7 Ekim'deki patlattılar, evet. 7 Ekim'deki operasyonda kullandılar ve hala oradaki, çünkü 7 Ekim'den sonra yaklaşık bir hafta boyunca Dineneş'inden açık durdu orası. Gelen açıklamalar biz takviye yapıldı. Güç değişimi de yapıldı. Evet. Bunlar şöyle gösterildi ve hatta işgalcisine orada ciddi bir arama yapılıyor. Tünellerin açık kaldığını bir göstergesi olarak değerlendirildi ve hala o tünellere dair bir bilgileri yok. Ama Dineneş'in açıklamalara göre oradaki o tüneller hala bir savunma tüneli olarak. O yüzden de işgalcisi bu kara saldırısından biz girersek arkamızdan dönerler diye bir korkusu var, da, evet. Bir şüphesi ve bir korkusu da var. Evet, evet yani bu Gazze böyle bir kafesin içine kapatılmış. 7 ve 8 Ekim'de çatışmalar oldu. Hamas'ın savaşçıları üstün geldiler. Daha sonra tekrar ne kadar uçağı varsa, tankı varsa, zırhlısı varsa, gemisi varsa hepsiyle içeriye ateş ediyor. Yani içeriye bomba atıyor, denenmemiş bombaları atıyor. En son hastaneyle ilgili konuştunuz. Yani bir hastaneye MK-84 bombası, JDAM denilen Amerikan yapımı 350 kilometre çapında bir tane canlı bırakmıyor. 850-900 metre çapında ağır yaralanmalar, ölümcül ağır yaralanmalara yol açıyor. Ve bunu özel bir tapayla kullandılar. Ya bu hastanenin patlatan füzeden bahsediyoruz, evet, değil mi? Hastanenin bahçesi de insanların sığındığı yerdi. Yani hastadan çok daha fazla orada aileler kalıyordu, çocuklar kalıyordu. Özel bir tapayla bunu attılar. Yani normalde bu zırh delici, duvar delici, nüfuz edici bir bomba. Yani deler duvarı, içeriye girer, toprağa çarptığında veya toprağın içinde patlar. Ama bunlar böyle yapmadılar. Bunlar bir özel tapa yaptılar, havada patlattılar, çarpmadan önce patlattılar. Peki Hamas'ın hastaneyi bu kadar patlatacak bir füzeleri var mı? Bak Hamas'ın askeri gücü, nasıl füzeleri var Hamas'ın elinde? Hamas'ın en önemli, en büyük... en çok hasar veren verici füzeleri bunlar. Fakat şu füzeyi henüz daha kullanmadı. Yani elinde olduğu söyleniyor. 2021 kullanılmış. 2021'de bir tane iki tane attı i̇ki galiba. İki tane aynen kullanılmış. Ama bu operasyonda henüz kullanmadı. Henüz yani, evet. Belki de elinde var ya da yok bilmiyorum. Ama olduğu söyleniyor. Bu İran İran kökenli. Söz konusu füze. Değil o yani şu anda. Bu değil. Fecr 5 de aynı şekilde 75 kilometrelik bir menzili var. Bu Fecr 5'in bir benzeri var. M75 diye kendi yaptığı. Bu da yine İran-Suriye kökenli füzelerden. Dolayısıyla bu füzeler bunu bile atsa, bu bile olsa böyle bir zayiat verdirmez. Yani roketle, füzeyle o bahsettiğimiz bombanın arasında dağlar kadar fark var. Yani dünyaya herkesi aptal zannediyor Amerika. Veyahut da İsrail. Yani ben yaptım oldu. İçeride insanlar var. Bir kafesin içerisinde elinde ne varsa buraya atıyor. Bu savaş değil ki. Bu harp de değil. Bu ama tamamen bir katliam. Bu Kassam füzesi galiba değil mi? Hamas'ın en aktif olarak kullandığı füze Kassam füzesi. Evet. Normalde... Yok, orada füzelerle ilgili farklı isimler de var. R-70 de var. Bu farklı şehitlerin... O şehitlerin isimlerinin başarılarını verdi. İsimler. Şu mesela Ayyaş 250 kilometrelik menzileli olan... O da Al-Kassam Tugayların ilk mühendisi. Onun ismini taşıyan bir füze. Ve bu en uzun menzilli
hala bilinen. Bu da oradaki... Buradaki M75 de mesela mukaddim miydi? Evet, makadma. Mukaddim, şehit olan... İbrahim makadma, bir şehit. Şehitlerinden bir tanesinin isminin baş harfi. Bu Kassam 1 füzesi, İzzettin el-Kassam Tugayların 2001'de kendi imkanlarıyla yaptıkları... Nasıl yapılıyor bu? Kendi imkanıyla füze yapılır mı ya? Yani Cemil Bey, metal, içerisinde işte patlayıcı olarak da, işte Türkiye'de de el yapım patlayıcılar bazen bazı terör örgütleri kullanıyordu. İşte şeker gübresi, işte kömür tozu, işte parça tesiri oluşturacak bazı şeyler içerisine bir işte imla hakkıyla bunu roket şeylerinden, rampalarından atıyor. Bunları yaptığı zaman kendisinin fırlatma rampaları o kadar iyi değildi. Bu son operasyondaki başarısının sebebi şu. İzzettin el-Kassam Tugaylar artık kendi fırlatma rampalarını da yapabilir hale geldiler. Daha önce denediler. Demir kubbenin açıklarını buldular. Son attıkları füzelerde, füzeleri dakikada 100 füze atabilecek kapasiteye eriştiler. Şu andaki imkanları 100 füze atabiliyor. 7 Ekim'de de dakikada 100 füze atıyorlar. Dolayısıyla demir kubbe yoruluyor. Belli bir kısmını karşılayabiliyor. Büyük bir kısmını karşılayamadı. Daha önce 2014'te attıklarında %70'ini ciddiye bile almıyorlardı. Yani zaten havada patlıyordu, düşmüyordu. %30'unu ciddiye alıyordu ve bunu da vuruyorlardı. Demir kubbe çok gelişmiş bir alçak irtifa hava savunma sistemi. 70 kilometre menzili var. Şimdi o hastaneyi patlatan görüntüleri bir görelim. O hastanenin patladığı görüntüler geliyor şimdi, bir saniye. Bu da değil. Geldi. Bunun sesi de vardı galiba, değil mi? Sesi var. Giri alınsın. Baştan bir daha. Ha. El-Kassam'ın patlama görüntüsü var mı elimizde? Onların da vardı galiba. Şimdi bunu bir açıklayalım. İlker Komutan. Bu füze... Önceki bir hastanenin görüntüleri... Bu başka bir olayın görüntüleri sanki. Yok, patladıktan sonraki bölüm sanki bu. Hı hı. Bu hastanenin patladıktan sonraki görüntüleri İlk başa değil mi? Alabilirsek. Zaten Cemil Bey, uçağın ışığının görüntüsü de var. Bak, hastanenin patlama. Aha. Geliyor evet. Şimdi. Şimdi evet, baştan. Burada belki görünmeyebilir ama ben gördüm. Yukarıda uçağın görüntüsü, uçağın ışığının, jetin görüntüsünü gördüm ben. Yani Hamas'ın böyle bir yeteneği yok değil mi? Fışık yani diye gelecek. Bu uçaktan atıldığı aşikar. Sonra bu hastanenin olduğu yerle, Mehmet Hocam daha iyi bilir, bu hastanenin olduğu yerle El-Kassam'ın roketleri attığı yön arasında çok fark var. Arada yani 180 evet. dereceye yakın bir açı farkı var. Diyorlar ki buradan yanlış attı, buraya düştü. Şimdi El-Kassam'ın elinde... Bu şekilde 500 kişiyi imha edecek, koca hastaneyi imha edecek bir füze vardıysa, şimdiye kadar bunu neden İsrail tarafına atmadı? Hem de İzgilcisi şöyle bir şey de yaptı. El-Kassam Tugayları sorumlu tutmadı. Cihad İslami'ni. Evet, o ne demek? Bu başka bir direniş başka hareketi. Daha küçük. Yani El-Kassam Tugaylarından ikinci sıra olarak gelen bir direniş hareketi. Onu yaptı ve onun üzerinden yıkmaya ve oradan suçtan çıkmaya çalıştı. İslami Cihat attı bunu dedi. Halbuki İslami Cihat'ın da olduğu yerle o hastanenin arasında alaka yok. Hı hı. Videoda uluslararası birçok hesap çok bunu özür dilerim, zaten ifşa etti. Pardon. Çok özür dilerim. O Savunma Bakanı hastanenin vurulmasından hemen sonra yaptığı açıklamada şunu söyledi. Biz uyarmıştık. Evet. Tamam mı? Biz hocam, uyarmıştık. Hocam Baktılar Facebook hesabından 500'ün üzerinde ölü evet. var. İsrail Silahlı Kuvvetleri Facebook hesabından yani açıklama yaptı, üzerine sildi. Üzerine ağız değiştirildi. Evet. Sizin söylediğiniz bunu işte İslami cihat örgütü yaptı diye olaydan sorumluluktan kurtulmaya hocam, çalıştılar. Hocam Facebook hesabından IDF daha önce de uyardık diyor. Savunma güçleri açıklama yaptı. Bundan sonra bir paylaşımda bulundular. İşte hastaneyi vurduk diye. Tabii. Daha önce uyardık. 500'den fazla ölü çıkınca hemen onu sildiler. Aynen. Aynen. İki tane açıklama attı. İkinci Tepkileri açıklama şöyle görünce... bir şey yazdı. Biz zaten ilaçsızlıktan dolayı ölecekler. Biz onlara lütfettik. Evet. O da sildi. Evet.
Caniler böyle açıklama. Şimdi o Hamas'ın gücüne geri gelelim. Ya Hamas'ın bunu yapacak bir gücü yok, değil mi? Mümkün değil. Yani olsaydı diğer tarafa yapardı. Yani neden böyle bir şey yapsın? Niye hastaneye yapsın? Niye hastaneye? Yani 15 gündür atmıyordu da. İlk defa da hastaneye bombalamıyorlar. Daha önce 2014'te de bombaladı. Onları da sıra dizelim hadi yani şeyleri. Bu kadar şimdi fazla ölü sayısı yok ama. Yani İsrail'in. Şimdi barkosu var onun. Barkosunu verebilirler. Sivil hedefleri vurması ilk defa değil. Şimdi onun da ölü sayısı fazla olunca doğal hayatını kaybedenler daha fazla bir tepki. Onun da listesi var elimizde. Onu da üstünden geçeceğiz. Merak etmeyin. O çok iyi. Onu da üstünden geçeceğiz. 4-5 tane hatırlıyorum ben. Öyle olması lazım. Evet, hastane. İlker. Şimdi buradaki Hamas'ın gücünü bir kısaca bize şey yap. Ondan sonra İsrail'in saldırılarına geçeceğiz. Hamas, yani hepimizin bildiği gibi aslında Cemil Bey, Hamas bir siyasi organizasyon. Filistin parlamentosunun 74 tane milletvekili Hamas'ın milletvekili. %53'ün elinde tutuyor. Yani bir siyasi organizasyon. Seçimleri kazandı geçmişte biliyorsunuz. Fakat bu siyasi organizasyon aynı zamanda paramiliter bir güç. İzzettin Kassam Tugayları gibi askeri bir kanadı var. Maksatları Filistin'de işgal edilmiş toprakları tekrar kazanıp bağımsız bir Filistin devleti kurmak. Bu yaklaşık İzzettin Kassam Tugayları 20 ile yakındır var. 92'de. Yani ama esas kuruluşu İzzettin Kassam, evet, 2002-2003'lerde başladı. Aynen 36'da şehit edilen İzzettin Kassam. Yani 30-40 bin civarında bir personel gücünden bahsediliyor. 30-40 bin savaşçıdan, 30-40 bin askerden bahsediliyor. Ve bunun yanında 14-15 bin civarında roketi ve füzesi var şu an elinde, envanterinde. Tank savar silahları, dronlar, işte el yapımı patlayıcılar ya da ne bileyim mayınlar, bunların hepsine sahip. Bugüne kadar nasıl bir zarar verebildi bu Hamas İsrail'e? Hamas şöyle oldu. Geçmişte normalde Hamas sivillere eylem yapmıyordu. İzzettin Kassam Tugayları ve Hamas. Fakat bir tane Filistinli yerleşimci gitti İbrahim Camii'nde 29 tane Filistinli ibadet ederken şehit etti. 96 senesinde. Daha sonra aradan birkaç sene geçti. Hamas dedi ki madem siz sivillere eylem yapıyorsunuz biz de yapacağız. Normalde yapmıyorlardı. Bunlar genelde İsrail'de daha önce duymuşsunuzdur. Otobüslerde veya bir takım toplu AVM gibi yerlerde intihar eylemleri yaptılar. Bu eylemlerden sonra daha organize hale geldiler ve biraz İran'ın desteği, biraz kendilerinin organize olmalarıyla daha güçlü hale geldiler. 6 Tugay'dan oluşuyor. Bu Hamas 6 Tugay'ı mı var Hamas? Evet, 6 tane Tugay. Bir Tugay kaç askerden oluşuyor? Yani devletine göre, milletine göre değişir. Fakat 30-40 bin asker diye düşündüğümüze göre 5'er bin. 5'er bin mi? 5'er bin civarında olur. Bunların içerisinde lojistikçiler var, mühendisler var, mühendis birimleri, hava savunma birimleri var, fedailer var. Bu gibi deniz kuvvetleri var. Bu gibi değişik birimler ayrılmış durumda. Ve mühendislik tarafına çok önem veriyorlar. Hamas geçmişte birçok mensubunu o tünellerden dünyaya bilişim, yazılım ve teknik konularda eğitmeye gönderdi. Onlar geri geldi. Bunlar mühendis grubunu oluşturuyorlar. İşte bu az önce söylediğimiz, evet, ilk önce Kassam 1'den başlayan bu M-75'e kadar gelen ve M-302'ye kadar, buralara kadar gelen roket, füze sistemlerini bunlar yaptılar. Evet. Şimdi şu İsrail'in katliamlarını bir dizelim. Tamam. İlker Komutan, sizi alalım.